Nerede ekilmesine nezarete memur, yani şu kainatın gelir ve gidaresi gitmesine ve kainattaki tasarruf insana bakılarak yapılıyor. Kar senin için yağdırılıyor. Yağmur senin için, hububat senin için çıkıyor. Meyveler senin için. Ya şu güneş diyor, Mustafa Hazretleri diyor ki, Bediüzzaman Hazretleri, bir günlük diyor güneş ısısını verebilmesi için bir güne dikkat et. Dünyamızın denizleri kadar gaz yağ artı. Dünyamız kadar kömür. Artı bin dünya kadar odun yığını. Olsun ki bir günlük ısısını versin. Ya bir gün ya. Oysa onu odunsuz ve gaz yağsız ve kömürsüz yandıran, söndürmeden devam ettiren, çaptırmadan muvazenesini yerli yerinde tasarruf eden zat kimdir? Kim olabilir? Hiç bozmuyor. Ya bir günlük ısısın. Demek ki sana bakılarak kainata tasarruf ediliyor. Bu güneşi sana lamba ve soba yapan, bu kainatı senin emrine veren zat, sen de bir maaş için misin sen de? Başka bir şey olması lazım. Dedik ya, mutfak, tuvalet, yatak iş, mutfak, tuvalet, yatak iş, gübre fabrikası, azot fabrikası oluruz. Bu olmamalı ya. Ondan sonra öl. Yani bu dört dikdörtgen içinde dolar ve öl. Başka âli maksat olması lazım. Niye? Vücut sistemi ve ruhun bu kadar değerli şeyi olması, bu kadar değersiz şeyi de sarf etmek mümkün değil. Niye? Tanklarla serçavuna gidilir. Vursa bile yenmez. Paramaş olur. Yani bu fıtratla sırf dünya olmaz. Olacak dünya ama sırf dünya olmamalı. Yani sırf bedene bakmamalı. Ruh dünyayla alakası yok ki. Evet. Kaç etti? 7. Yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli naziri. Yani binlerce sanatlarla teçhiz edilmiş. Fiziği, kimyası, matematiği, ruhçusu, psikolojisi, fizikatisi. Ne kadar? Yani fenler var. Ama hayvana bir veteriner yetiyor. Çünkü onlarda da gözlük sorunu yok, ayakkabı derdi yok, değil mi? Kuşun ev derdi yok, kira derdi yok, hanım derdi yok. Anlıyor musun? Geçim derdi yok, ayakkabı yok, yaz yok, kış yok. Ne kadar güzel bir hayat. Bir de tüyünün kırır, kırır, hepsini tek tek nasıl oynatıyor? Haram yok ha bir de. Her tarla onun. Dünü yok, yarın olmadığı için elemi de yok. Acıyı ani çeker geçti gitti. Sen ağrı gittikten sonra bir laf dediler sana, 2 sene sonra intikamını alıyorsun. Sığırın yanına Abdülsamet Kur'an okusa ona ne hoşuma gitti demez. Orada bir tanesi türkü çalsa sığıra oplayıp zıplatmaz. Yani bayağı hoş bir şeymiş demez. Ama sana bir laf diyorlar, 2 sene sonra intikam alıyorsun. Ne kadar farklısın değil mi? O zaman farklı yaşamak lazım. Doldur boşalt onlarda da var. Onlarda da var yani. Ve kainat ülkesinin az memleketinde padişah ezel ve ebedin gayet dikkati altında bir müfettişi, bir nevi halife yazır. İnsan kainatın bir müfettişi gibi her şeyi değerlendiriyor ve kainattaki eşya kendisine bir tesbihin imamesi gibi insana bakıyor. Yani tesbihi bir araya topluyor ya böyle. Şuradan geliyor, burada bir toplanıyor. İnsan da aynı imamı gibi. Kainat onunla bağlanmış. İnsan çekip çıkar at bakalım. Ne, kainatın ne manası olacak? Cenab-ı Hakk'ın kainat ülkesinin az memleketindeki Cenab-ı Hakk'ın ezel ve bedin gayet dikkati altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı. Allah'ın bir derece yani halifesi gibi. Mesela bir anda Cenab-ı Hak nasıl şöyle mekanı yok, zamanı yok, kokusu yok, tadı yok, tuzu yok. Bana soruyorlar da o zaman. Hocam diyor ki Allah'ı kastederek bir şey var olacak, hacmi olmayacak, kütlesi olmayacak, kokusu olmayacak, tadı tuzu olmayacak. Böyle bir şey olur mu? Aklını alıyor mu diyor. Ruh işte. Ruhun ne mekanı var, ne kokusu var, ne tadı var, ne tuzu var, ne dünü var, ne bugünü var. Ruh. Yani dünya cinsinden olmadığı için mazi mustakbeli de yoktur. Değil mi? Ondan sonra
Bu noktada Cenab-ı Hakk'ın nasıl gösterdiği gibi. Bir de Cenab-ı Hak yemez, içmez, cinsi münasebet vesaire yok. Ramazan'da Cenab-ı Hakk'ın o samet sıfatını da öyle temsil ediyor. Yani ona aynadarlık olmasıyla de zatına en cami bir ayna insandır. En cami, hatta bütün kainattaki tasarrufatı Cenab-ı Hakk'ın icraatını insan merkez alınarak yapılmış. E bu kadar kıymetli bir şeysin ya. Bir kere Allah'ın misafirisin. Allah'ın kulun dediği bir mahluksun. En değerli sanat ilahi. Bütün isimlerin sende temerküz ediyor. Sende gözüküyor. Peki ne demek istiyor bunlar? Kıymetli bir şeysin. Bu kadar kıymetli bir şeysin. Yani her tarafı altın olan bir kamyonla harfiyat yapılmaz ki. F-16 ile gübre taşınır mı? Ve ticaret ettim denilir mi? Vallahi ben İstanbul Yeşilköy'den Yalıköy'e gübre taşıdım. İyi bayağı tarlada bu sene verim alacağız. F-16 ile gübre taşınır. Taşısam bile kar olmaz. Hani bu fıtratta sırf dünya olmaz. Çünkü fıtratın burayı göstermiyor. Hangi olay seni memnun etti? Eskide demiyor muydu? Ah bir evim olsa, tamam. Evin ol. Ah bir araba da olsa, araba da olsa. Bir yazdın olsa. Doydun mu? Doyacak mısın? Yok. Bana seni gerek, seni dettiren o hakikattir. Yunus'un ruhu değil ki. Orada herkesin ruhunun ifadesidir. Allah'tan başka insan duymaz ki. Cennet bile memnun etmiyor biliyor musunuz? Etmeyecek seni. Niye? Cennet hizmet edendir. Bu ev bize hizmet ediyor. Hizmet edilen biziz. Cennet bize hizmet edendir. Biz edileniz. Hiç edilen edenden aşağı olur. Biz cennetten daha kıymetliyiz. Onun hakikati çekildiğidir bizde. Peki orada nedir cennette üstünlük yapan? Allah tesahür edecek. Cenab-ı Hakk'ı göreceğiz orada. Göreceğiz tabii sen ben gibi değil. Nasıl mesela? Bir merhametlinin ihtiyacını ruhunda hissediyorsun, görüyorsun. Gözle mi görüyorsun? Şöyle değil. Akşam yatıyorsun. Korluyorsun, göz kapalı. O anda rüya görüyorsun. Rüyada arkadaşının sesini duyuyorsun, horlamanı duymuyorsun. Duyan kulak olsaydı horlamanı duymayacak mıydın? Oysa öteki odada havaya kalktılar yani. Onlar bile uyanıyor. Öteki odada horlamandan dolayı. Öyle mi? Rüyada arkadaşının sesini duyuyorsun, horlamanı duymuyorsun. Bize gösteriyor ki duyan kulak değildir. Peki neydi ya bu kulak? Ruh kulak vasıtasıyla duyar, ruh gözle görür, ayakla yürür, burunla koku alır, dille lezzet alır. Peki, şurada yatıyorsun. Bir köpek seni kovalar, diyorsun arkaya baka 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 baka. Tam kayalıklara geldin, derden su tabi. Uyandın. Oh be diyorsun. Ne oldu? Bugün köpek kovaladı. Sonra... Canım çıktı. Ya yalan söyle ama ben de yanında oturuyorum seni. Nereye kovaladı seni? Ya oturuyordun ya. Yalan mı söylüyor? Yalan söylüyorsan bu ten ne? Bu vücut mu koştu? Bu mu kaçtı? Yok yatıyordu. Niye bu terledi? Gördüm diyor. Yalan mı söylüyor? Çoğu rüyalarımız çıkmıyor. Rahmetli babam bir sene önce vefat etti. Diyor ki bana. Bak bu mevzuyla alakalı. Bizim hani yaşlılar camiye sabahleyle gidince böyle şaka yaparlar. Onun cebine şey koyar, mendil koyar, çakısını alır, tesbihini koyar, tesbih alır. Anlıyor musun? Farklı farklı şeyler var. İhtiyarlar ya. Babam da bir tanesini cebinden çakıyı alıyor, tesbih koyuyor. Hani paltolar oturdukları zaman boş oluyor ya camide. Hocayı bekliyorlar sana kıkıldıktan sonra. Böyle şakalaşma oluyor. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Babam öyle birisinin çakısını cebine alıyor. Eve gidiyor, birkaç gün sonra köye gidiyor. Yazın. Orada bir yuvalanıyor, beyin kanaması geçiriyor ve ölüyor. 4 gün sonra ben rüyada görüyorum. Diyor ki, ben ne bileyim babamın arkasını, babanızın arkasını için bilir misiniz? Kelle hele benim gibi, ben uzağım. İşim noktasında uzağım. Hiç bunu 12 yaşından beri babamla değil. Kurslar, şuralar, buralarda geçtiği için ömrümüz. Oğlum diyor, bak. Bir haşirle alakalı olacak. Oğlum diyor. Yastığımın altında çakı var.
benim diyor mahallede peynirci arkadaşımdır, onu git ver. Ulan şeytanım nedir ya babam şimdi, çakıyla mı derdi var orada, neler derdi var çakı diyor. Hiç kale almadım biliyor musun? Çakı derdi mi var adamın yani şimdi, bir sürü dertler var. Sabahın ağzından sonra ya ne olur bakayım dedim ya. Ömer'im gittiğim yastığın altına, hakikaten babamın yastığın altına çakı var. Ben yani ta Hatay'da babamın cenazesi şeyine gittim, yuvarlanmasına. Hatay'da vazifeliydim, Rize'ye gittim, oradan oraya. Ben mazisini bile bilmiyorum yani İstanbul'dan. Gittim, çoğuldu, defnettik vesaire. Dördüncü akşam da hani bir gelen giden ona da gittim. Baktım yastığın altına çakı var. Çift kafalı çakı, Hazreti Ali'nin şeyi gibi. Rengim değişti. Doğru. Tam tıpatıp çıkıyor, bazen de değişik versiyonda çıkıyor rüyalar. Koydum cebime, sırf bunun hakikatini keşfetmek için Hatay'a gidecektim. Gittim İstanbul'a, baba da emir ya. Ötelerden geliyor bu emir, istersen yapma. Ötelerden, gerçi babam sağ olsa deseydi ki şunu oraya ekmek getir, belki de getirmezdik de. Ötelerden gelince, aldım o çakıyı doğru cami imamına. Babamın bir peynirci arkadaşı vardı dedim. Hoca kim diyor, bilirler birbirini. Falancası dedi, ara sokakta gidip namazdan önce sonra oturur. Gittim ona selam kelam. Dedi falancası, he dedi tanıyorum. Nerede? O benim babam. Dedim ya ben, nerede babam? Babam böyle böyle. Ondan sonra gözüne bak nerede? Dedim ya, babama bir şey vermiş misin? Yok dedi, iyi düşün dedim. Yok. Babama bir çakı mı? Nasıl bir çakı? Vallahi babam rüyada böyle böyle dedi. Ha bu. Deyince ben bunu arıyordum dedi. Ötelerden gelen bir haberle bana ulaştırılan şu çıkıyı ver bana dedi. Aldı. Şimdi soruyor. Eğer babam öldü ve hiç olduysa, yokluğa gittiyse neyin mesajını veriyor ve nerede? Tam isabetli. Dün birisi arıyor, yoldaydım Balıkesir'de. Hocam bir şey söyle. Ben dedim rüya yorumlamam ya. Hocam bunu bir şey. Hanım diyor rüya görmüş. Keçi kesiyormuş. Tam böyle biraz kalmış diyor. Evet. Kopartamamış kocasının kardeşine. Diyor ki gel sen kopart. Onunla gerisini o koparttı diyor. Pardon. Koyun değil, evladını. Evladımı yatırdım, kurban ediyordum. Biraz kaldı diyor. Onu da kocasının kardeşine dedi gel onu koparttı. Ya dehşet oluyor tabii kadın, düşün yani evladını kesmiş, o haletle yaşıyor. Sonra kafam içi o kopartınca diyor böyle biraz üzüm karı baktım ki diyor ağaçta kafası kesilmiş keçi asılıyor. Ya dedim kardeşim çok açık. O hanımın bir keçi vaadi vardı. Vaadini kesmeyince Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Onu da vardı o adamın. Ha, hanıma döndü cepten arıyorlar ha. O kocası arıyor. Hanım diyor böyle böyle yok diyor vaadim yok. İyi düşünsün hem de bir keçi vaadi var. Evet diyor duyuyorum. Doğum tehlikeli olacakmış. Eğer olursa bir keçi keseceğim. Çünkü Hatay tarafı ya. Hatay'da keçi var. Peki. Çocuk olmuş 7-8 yaşında. Sevgili arkadaşlar. Kim nereden? Kime mesaj gönderiyor? Öyle değil mi? Kim kime, nereden, neyi gönderiyor? Rüyaların çoğu, bir kısım çıkmıyor mu? Hepsi çıkmıyor. Çünkü günahlarla doldurduk kafamızı ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiste diyor ki benim gördüğüm ayın 14'ü gibi zahir olurdu. Hemen çıkardı. Öyle değil mi? Öyle diyor hadiste. Peki arkadaşlar öteler yoksa neyin haberisi bu? Öteler yoksa bu ruhun nereden kaynaklanıyor? Ağaçtan çiğ gelmedi ya. Değil mi? Oralardan haber geliyor. İkaza bak. Demek birileri var yani. O unuttum. O hem de keçi kesecekmiş. Evet dedi selamünaleyküm. Ya. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Allah olmasaydı ne yapacak? Perişan olup geçecektik bu memlekette. Evet. Tabi olmasaydı biz olmayacaktık da. Cüz'i ve külli hareketi kaydedilen bir mutasarrıfı. İnsan küçük ve büyük her ameli kaydediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ağacın yaptığı bütün hareketler çekirdeğiyle yazılmıyor. Mesela toprak, çekirdek, ağaç, meyve. Meyvenin içinde çekirdek. Bu çekirdek, bu dalın çekirdeği taşıyor değil mi? Biz de böyle. Küçük büyük her amelimiz yazıldığına delil hafızandır.
küçük büyük her amelin yazıldığına delil ağacın çekildiğidir. Nasıl yazılıyor bir noktada? Harf kullanmadan. Bizde yazılmıyor mu? Peki arkadaşlar, mantığınızı kullanın. Şu meyvenin içindeki çekirdekte bu mazisi olan ağaç yazılmış. Mazisi olan ağaç. Niye? Çünkü bu çekirdek bu ağacı istikbale taşıyacak. Değil mi? Çekirdek geleceğin en güzel delilidir. O çekirdeği yazan, ağacı oraya yazan geleceği kastetmiştir. Öyle değil mi? Geleceği bilmeyen, geleceği kastetmeyen, gelecek bağırda bu ağacı tasarrufu niyeti olmayan çekirdeği ağacı yazamaz. Demek ki geleceğin en güzel delili çekirdektir. Aynen bunun gibi insanın ruhu da ahirete delildir. Niye? Anne karnında çocuğa farz-ı mal, eline bıçak verin. Fazlalıkları, lüzumlu olan olmayanları atın dese. Göbekle besleniyor çocuk anne karnında. Ayak ne işe yarayacak? Keser. Kulak, burun, göz orada hiç şey yapmıyor. Hangi organ orada da yarıyor? Ayak yok. Göz mü? Yok. Dikkat buyurun. Karanlık bir alemde göz imal ediliyor. Sessiz bir alemde kulak. Akılsız maddelerden, gıdalardan beyin. Peki kafa işe yarıyor mu? Yok. Niye orada? Organlar gösteriyor ki o organların kullanılacağı bir aleme adaydır. Gözün verilmesiyle şekiller ve renkler alemine, kulağın verilmesiyle sesler alemine aday olduğunu gösteriyor. Öyle bir aleme gidecektir. Ayağın verilmesiyle, az kaldı kesmişti değil mi orada? Vay demek ayak lazımmış. Az kaldı kestik ya. Anne karnındaki çocuğu konuşurken anne karnındaki duruma göre konuşursan hiçbir manası yok. Ama anne karnındaki çocuk dünyaya göre manası var. Dünyaya göre organları düşünmesen hiçbir mana veremezsin. Var mı bir manası? Gözü ver hadi manası. Göz niye var karanlık alemde? Karanlık alemde niye aydınlık alemin aleti yapılıyor? Aynen bu örnek gibi anne karnındaki çocuğun organları dünyayı ispat ettiği gibi insanın ruhu da ahireti ispat ediyor. Çünkü ruhun burada izahı yoktur. İzah edemezsiniz. Niye mi? Bek arzusu var. İzah et hadi. Fani desin. Ben denilen, bak benim kazağım, benim kazak. Ben arkada, gömleğim, benim gömleğim, benim hayatım, ben diyen arkada. Benim ruhum, ruh bile senin isim, ben arkadasın. Peki bu ruh bir anda her yerde olmak istemiyoruz. Her çeşit lezzeti tatmıyor. Peki ruhun hiç benziyor mu buralara? Ne işi var burada bunun? Oraya gidecek. Anne karnında organ aldı. Burada da aynı insan. Böyle hissiyatını şekillendirip oraya gideceğine alamettir. Çekirdek nasıl ki geleceğin en güzel delilidir. Ruh da ahiretin en güzel delilidir ki zaten mantığı da odur. Nasıl? Aklın geriye akıllı iş yapmaktır. Akıl böyle bu binaya bana uçurmaz. Niye? Akılsız derler ya. Böyle bir bina yaptım hiç görmedim hayatımda. Bir uçurayım da bakayım nasıl uçacak der mi? Yok. Peki dünyada ne kadar insan var? 6,5 milyar insan var. Şimdi bak. Almış olduğunuz parayı yakar mısınız? Niye? Hiç görmedim de yeşil yeşil paraların yandığını. Değil mi? 10 milyonu, 20 milyonu yandığını gördünüz mü? Yok. Maaş almıyor musun? Yakar. Hiç yaktın mı 20 milyonu? Yok. Niye? Yakma. Kesinlikle. Yakmasın. Kesin tabii. Hiç merak bir adam ki, duydu mu ki? Ulan 20 milyon nasıl yanıyor acaba? Alevini görmek istiyor. Ona akıllı denilir mi? Denilmez. Aklın gereği bakın. Aklın gereği mazi, şimdiki zaman ve gelecek zamanı üçünü birden nazara alıp ona göre tasarruf etmektir. Bunu yapmasa deli denilir. Peki yaratılan bir akıl mazi, hal ve istikbali düşünüp de zararını yapmazsa verilmiş. 6,5 milyar insanın aklını yapan Allah, ahireti götürüp de, kabiri götürüp de diriltmemek üzere bırakıp, 6,5 milyar insanın beynini israf ederek akılsızlık yapar. Değil mi? 6,5 milyar insanın aklını yapan Allah, bütün akılları israf ederek akılsızlık yapmaz. Yapamaz. Olmaz.
Niçin olmaz? Çünkü eşyanın yapısına zıttır. Eşyanın tabiatına zıttır. Nasıl ki fizikçi öyle diyor, Alman fizikçisi. Şu kainat kabul edin diyor. Kainatın başı Allah. Sonu diyor, ahiret yoksa, o Allah demiyor da Tanrı diyor. İki hiçlik arasında varlık fiziğe zıttır diyor. Fiziğe zıttır olamaz. Başı ve dibi olmayan bir madde olamaz ya. Olur mu öyle bir şey? Çok güzel ekliyor. Oğlu ateist. İki katlı binada. Onu da misal vereyim de bunu da geçeyim bitireyim. Bak şimdi çok işinize yarar. Diyor ki iki katlı bina. Diyor ki her şey diyor bilerek yapılmış. Her şey bilerek yapılmış. Fakat ateist olan oğlu inkar ediyor. Oğlunun adı da Hans. Babası da Hans. Baktı ki, dedi ki oğlu, her şey tesadüfen rastlantı. Gitti bahçe, böyle bahçe vardı. Gitti keserle kazıdı Hans diye. Hani toprağa kazıdı. Gitti çim etti. Kapattı, suladı, bahar geldi. Bir gün balkonda ses geliyor. Yani sabahleyin. Hans olan çocuk, ateist, inkarcı, her şeyi tesadüf olan diyen adam. Heyecanla bakmış orada, tarlada çıkmış Hans değil mi? Nasıl ekersen öyle çıkar. Bu sefer dedi ki, kim benim ismimi tarlada yazdı diyor ya. Babası diyor ki, Hans'a. Oğlum diyor, tesadüfen. Oğlum, baba diyor, nasıl tesadüfen kendi kendine oldu? Niye dedi, ben geçenlerde gördüm dedi, bir rüzgar anafor yaptı, böyle bir gırdap yaptı, hortum. O toprağı oydu diyor. O toprağı bir de burayı yaptı dedi, Hans yaptı. Sonra diyor, ben takip ettim, bu rüzgar ne yapmak istiyor? Sonra o hortum diyor, başka bir tarladaki buğdayı diyor, buğday çekirdekli getirdi, diye serpti. Sonra o rüzgar bir toprağa sağ vurdu, bir sol vurdu, o çukuru da kapattı. Sonra dedi, güneşe dedi ki, benim işim bitti, sen vur. Yağmura dedi ki, sula, senin ismin çıktı dedi. Baba diyor, bu adam fizikçi ya, Almanya'nın ilk nükleer santrallerini kullanan adamlarmış bu. O adam. Baba diyor, inanıyor musun diyor. Niçin yazdın diyor ismini. Tamam mı? Oğlum diyor, senin bir ismin ki cesedine benzemez. Ahmet'tir. Ahmet tipine benzer mi? Kulağına benzer mi? Senin tarlada diyor, bir ismin yazılmasını böyle garip bir tesadüfe bile veremedin. Onun yanındaki ağaçtaki meyvenin rengi gözüne göre, kokusu burnuna göre, mahit ağzına, yenişi dişine, tadı diline, gıdısı vücudunda, yaratılmasında niye gaye aramıyorsun? Hangisi daha harika? Durdu, haklısın. Bir bilmek gerekmiyor mu? Yani bir şey, bir şey içinse bir irade, bir tercih, bir ilim gerekmiyor. Soruyorum Allah aşkına, anne karnındaki organlarınız hangisini siz tercih ettiniz? Hangisi sizin iradenizle olmuş? Hangi organınız ilminizle yapılmış? Var mı bir tane? Bir tane söyle hadi bir organ, ben yaptım bunu veya ben tercih ettim. Anne karnında bana gözü veren beni benden önce gördü, göreceklerimi de benden önce görmesi lazım. Bu mantık. Kafir, mümin ne demek zorunda? Anne karnında bu gözü bana veren beni benden önce gördü. Göreceklerimi de benden önce gördü ki ona göre duyguyu bağladı. Nefret ettirici bir şey yok. Neyse son bir iki cümle var. Kesip kesiyorum. Şu. Sema ve arz ve dağların kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübre omusuna alan ve önüne iki acip yol açılan bir yolda zihayatların en bedbahtı, diğerinde en bedbahtiyarı. Zamanınız geçtiği için düz okuyayım, bitireyim. İnsan tarihi. 11. Çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i külli. Mesela, yani buna bir iki cümle nasıl demeden geçeyim. Yani ibadet arkadaşlar, biz Allah'ı çerçeveledik tabi. İbadet, namaz, niyaz, oruç gibi şeylerle çerçeveledik. Oysa baklava yerken besmele çeksem ibadettir bakın. Ne alakası var değil mi? Peki Kur'an'da bir ayette mealen, bütün bu kainatı diyor, semayı biz genişlendiriyoruz diyor. Ayette ne alakası var? Dinle ne alakası var?
Mesela dağları siz sabit zannedersiniz. Oysa onlar yürüyor, hareket ediyor. Ne alakası var? Değil mi? İndirdik. Din bunun neresinde ya? Din anlayışımıza uymuyor ki. Biz din deyince emirler manzumesi, hürriyetleri kesen, ibadet eden, emirleri koyan öyle bir şey zannediyoruz. Oysa din hayatın kendisi ya. Din, insan ve kainatı yorumlamaktır. Bakın nasıl hareket edeceğini sanır. Bakın yıldızlardan bahseden, ondan sonra peygamberimiz niye ondan bahsetsin ki ya? Yani o bedevi insanlara semadaki yıldızların genişlendiğini, semanın genişlendiğini, kıtaların yürüdüğünü, insan yukarıya çıktıkça bazı sıkılırcasına gelmesi noktasına oksijenin azlığını niye desin ya? Ne menfaati var? O ki kendisi uyduruyor aşağı. Ondan sonra acayip bir şey ya. Ben Kur'an anlamış da değilim hala. Bir matematikçi, bir fizikçi, bir tıpçı düşünün. Ölüyor ölüm anında. Bir fizikçi ne demesi lazım? Veya tıpçı. Ömrüm tıpta geçti diyor. Bir hücreyi anlatan kitaptan okuyun da canım rahat çıksın. Demiyor. Kur'an getir. Bir Kur'an oku. Matematikçi burada bir formül çözün. İşte bunları bir formül çözerken rahat... Çünkü ruhum ona alıştı ya, ömrüm verdi. Ruhum rahat çıkar demiyor. Kur'an getir. Bir edebiyatçı... Ya bu tane yazarın kitabını, edebiyatı bir okuyun. Okuyun da canım bir rahat çıksın. Demiyor. Kur'an istiyor. Acayip bir şey yani. Ölürken bu Kur'an, o da Kur'an istedi, o da Kur'an istedi. Ne kadar hoş ya Kur'an. Şimdi bazı cenaze evlerinde de oluyoruz böyle. Bir arkadaş Kur'an okuyor. İşte mesela orada hanımlar var. Şey, Rize'de oldu. Baktım 70 yaşında bir ihtiyar kadın o kapıda oturuyor. Anlıyor. Ben de anladım. O Kur'an'daki şey, ayet dünya nizamından bahsediyor. Dünya nizamından bahsediyor ayet. Fakat kadın anlatıyor. Onu okumadı. Benim de kalbim yumuşattı, benim gibi taş kalpliydi. Kur'an hoşuma gitti. Ya arkadaş, dünya nizamını anlatan ayet. Kalbe gıda, ruha tekamül, ağlatıyor. Kabirde nur ve gıda. Haşirde sennet ve berat. Sırat köprüsünde Burak, cennette arkadaşın oluyor. Bu nasıl bir şey ya? Aynı bir şey, bu kadar versiyonları var. Bu kadar farklı farklı görüntüleri var. Öyle değil mi? O Kur'an okunurken dünyadaki nizamını anlatıyor. Hukuk anlatıyor veya tefekkürünü. Bir olay anlatıyor. Dinlediği için sebat, ruhuna tekamül, kalbine rahatlık, kabirde nur ve burak, nur ve gıda, sırat köprüsünde sennet, aşır meydanda sennet, sırat köprüsünde burak, cennette arkadaşın olur. Aynı ay. Burada keselim mi? Ve ahir davahu men elhamdülillah rabbil alemin el Fatiha. Zorlama. Yusuf kafasını meşgul edin. Hemen zaten bana müsaade. Ben şimdi biraz... Tamam. Estağfurullah. Aleyküm selam kardeşim. Allah emanet ol. Allah yardımcın olsun. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Birincisi, neyin birincisi? Bütün meyvedar ağaç ve bitkiler, mizanlı ve fesatlı yaprakların dilleriyle ve süslü ve cezaletli çiçeklerinin sözleriyle, İntizamlı ve belagatlı meyvelerinin kelimeleriyle beraber. Demek ki yaprakların dilleri, efendim çiçeklerin sözleri, meyvelerin kelimeleriyle müsebbihane şehadet getirdiklerine, la ilahe illa hu dediklerine delalet ve şehadet eden üç büyük külli hakikati gördü. Birincisi, la ilahe illallah. La ilahe, ilah zannettiğin zanlardan kurtulursan illallah çıkacak. Zanlar var ya, yani zanlarımız var ya, bizim zanlarımız. Onlar ilah olmuş. Bazıları putu yıkmak istiyor ya, putlar insan. İçinde put var be kardeşim, onu yık. Ne kadar zanlarımız var, zanlardan. Şimdi neyse, üç külli hakikatin üç tanesini okuyacağız. Birincisi. Pek zahir bir surette kasti bir inan ve ikram
ve ihtiyari bir ihsan ve itminan manası ve hakikati her birisinde hissedildiği gibi mecmuunda ise güneşin zuhurundaki ziyası gibi görünüyor. Ne dedi? Şimdi ağaçlarda, yapraklarda, çiçeklerde, kelimelerde pek zahir bir surette, çok açık bir surette kasti bir inan var. Sen varsın orada. Seni hedeflemiş. Sana bakıyor. Yaratılışında seni hedeflemiş. Ondan sonra kasti bir inan ve ikram var. Sonra ihtiyari bir ihsan var. Yani zamanına ve vaktine min haysu la yahtasib. Ummadığı ve bilmediği tarzda rızıklar ona veriliyor. Çok acayip. Sevgili kardeşim, şu kainata felyenzurul insan ila taami. İnsan yediğine bakmıyor. Şu kainata baktığımız zaman bize gönderilen nimetlerin yaratılışında kullanılan ilim ve teknolojinin geniş sisteminde içinde hepsi ittifak etmiş birbirleriyle. Bir çekirdeğin etrafında güneşin, havanın, toprağın, dünyanın dönmesi vesaireye kadar bir bakın bakalım, kainat bir zincirin halkası gibi hepsi birbirine ekli. Kainatta en ufak bir şey oynatırsan kainat dengesi bozulur. Mesela basit gördüğünüz şu deniz dalgası. Olmazsa olmaz mı? Olmaz. Hayat olmaz. Ne alakası var denizin dalgası? Denizin dalgasıyla karalara vurarak o suyun köpüklenmesine, köpüğün içinde tuz minerallerinin hava vasıtasıyla yükselmesine ve bulut çekirdeklerinin teşekkülüne sebebiyet veriyor. Şimdi soruyor. Kainatta bizi yaratılan, yani şu nimetlerin yaratılmasında her şey ittifak etmiş. Sığırından, ağacından, güneşinden, ayından, hücrelerden, değil mi? Gübreye kadar her şey ittifak etmiş böyle. Niçin? Senin için. Şimdi bundan sonra deniliyor ki cansız, şuursuz, şefkatsiz olan, birbirine şefkatkarane, şuurdarane vaziyet gösteren muaveletçiler, yardımcılar elbette gayet rahim ve hakim ve Rabb-i Zülcelal'in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardıma koşturuluyor. Bu kainat bize niye yardım ediyor diye cevabı Allah'a katmasan cevabı var mıdır? Şimdi dikkat et bak. Ağaç bana hitap ediyor mu, etmiyor mu? Şimdi ya ağaç beni kastetmiş, bilerek yapıyor, merhamet ediyor, şefkat ediyor. Benim atsiyetimi, kusurumu, beceriksizliğimi biliyor. Diyor ki ben buna bunu ikram edeyim. Ya ağaç kütük bize ikram ediyor. Veya birisi etmesinin alametini taşıyor. Şimdi o ağaçın sana ikram etmesi ne kadar uzak? Değil? Hatta sana deseler ne yapıyor kütük kereste? Kızarsın. Niye kızarsın? Yani o sıfatı yüklenmez. Keriste vasıtasıyla sana ikram edilenleri görmüyor musun? Bak şimdi, cansız toprak, şuursuz toprak, şefkatsiz toprak. Oraya bir mektup gönderiyorsun. Mektup, cansız, çekirdek. Çekirdek toprağa girince diyor ki, ey toprak zerreleri, gelin arkadaşlar, bir mektup geldi yukarıdan. Açıyorlar mektubu, bir meyve yapacakmışız. Uzay teknolojisi yapamıyormuş böyle bir meyveyi de. Portakal yapacaksın. Portakal için kalsiyumu, magnezyumu, karabiberin, tuzunu, kimyonunu, kabuğunu, dilimini. Böyle bir şey ek para yapalım. Elma yapmıştık ya dün falan diyor toprak. Yok. Bunu da öyle yaparsak portakal, elma gibi üsürürsen balon gibi patlar. Suya. Ağızlar ufakmış yukarıdakilerin. İyi olmazmış, girmezmiş abi. Hep bunları düşünür. Şuursuz sebep, şuurlu hareket yapabilir mi? Merhametsizden merhamet beklenir mi? Akılsızdan, cahilden ilmin son mertebesini bekleyebilir mi? Bakın bir insanoğlu bu teknolojide bir hücre yapamıyor. Değil mi? Kuşun şeyini, uçağını nereye benzetmiş kuşa? Gemisini balığa, denizaltısını aşağıda yüzenlere, değil mi? Peki kartalı yapan nereye bakmış? Değil mi? Bak biz oraya bakarak, insanoğlu doğaya bakarak sanatımızı taklit ediyoruz. Sanat yapıyoruz. Peki kainatı yapan nereye baktı?
Şu arabalarda antifriz var değil mi? Antifriz suyun donmaması için. Portakalın, dikkat ederseniz portakal, mandalina kışın olur. Onun da hikmetine girmeyeceğim. Fakat içerideki sudur, direkt kana karışsın diye su. O su kışın donar. Donmaması için portakalın dışına gazla kaplanmış. Kabuğunu böyle sıkarsanız kibritle yakışak diye yanır. O gaz -38 santigrat dereceye kadar donmasına mani oluyor içerideki suyun. Ve insanoğlu portakalın dışındaki gaza bakarak arabanın suyun donmaması için antifriz imal edilmiş. Peki portakalı yapan nereye bakmış? İnsan oraya baktı da yaptı. Evet. Peki portakalı yapan nereye baktı? Allah Allah. Mesela F-16'nın savaş uçağının radarı kartalın gözüne bakılarak yapılmış. Gece tarayan radarı baykuşun gözüne bakılarak yapılmış. Peki baykuşun gözünü yapan nereye bak? Ne acayip ya. Bir de bak baykuşun işesini anlatayım. Buralarda oluyor herhalde. Böyle bağırır. Böyle sanki bir evde cenaze var. Cenaze var gibi ya. Ben hiç bunu bilmiyordum. Tam tepesine. Ulan bir yerde cenaze atmaya ben Hatay'da o taraflarda kaldım böyle doğuda. Artık aynı kıyamet koparır gibi böyle şey ağıt yaparlar. Onu andırırlar. Sonra dediler ki bu baykuştur. Allah Allah. Sonra ne okudum biliyor musunuz dergide? Baykuşun bu sesine bakılarak sesle tahrip eden bomba yapmaya çalışıyormuş Amerika. Nasıl? Şimdi baykuş niye bağırıyor? Allahu Ekber ya. Gece görüyor ya. F-16'nın gece görme dürbünü baykuşun yüzüne bak. Şimdi baykuş büyük bir şey. Böyle çalılar arasında fare gece dolaşıyor. Oradan oraya. Görüyor fakat oraya geçemiyor bir anda. Çalılar var ya. Bu sefer baykuş yapınca fare o sesle felç oluyor. Olduğu yerde kalıyormuş. Belirli dakika. O sesle o sırf fare felç oluyor. Değerleri. O ses sırf onun beyindeki şifresini çözüyor. O sesle beyindeki farenin beynindeki hareket sistemini felç ediyor. Birkaç dakika. O da gidip rızkını alıyor. Şimdi beyni felç edecek ses yapmaya model almış. Allah ya. Allah hakikaten usta ya. Kainatı dengeliyor. Hele hele beni o bazı hayvanlar işi böyle gösteriyorlar. Hem öyle yanımda kimse olmasa da bir anlasa bağırsa. O çıtayı gösterdiler böyle. Kaslar, lifler, kemik hiçbir şey yok. Ne teknoloji, ne sanat sanat kullanmış. Nasıl laboratuvarda iman etmiş. Akıl hayal almıyor. Bir uçak teknolojisi kaç bin dönüm yerde oluyor. Bir kuş işte iki tane kırpıntı, iki tane yaprak veya ot parçalarında F-16'dan daha harika. F-16'ya ona bakılarak yapılmış. F-16'a oraya bakılmış. Kuş imal ediliyor. Ağaçların tepelerinde, kayalarda. Bir. Allah Allah. Bak şimdi. Her mevcut mahsus bir zat ve muayyen bir sıfatla geliyor. Hepsinin de sıfatı ayrı. Farenin sıfatları, özelliği. Yılanın özelliği. Yılan en boy görür, derinlik görmez. Isıyla hedefini görür. Isı. Onunla yılanın bu özelliğinden ısıya duyarlı silah yapılmış. Tabancayı çeviriyorsunuz. Kullanan bilir askerde göstermişlerdi. Hemen bir insan gözükürse hemen lamba yanıyor. Gece. Ha, orada insan ısısı var. İnsan var. Hayvan da olur. Isı. Yılan da öyle. Isıya duyarlı. Zzzz gidip ısı görüyor. İki boyutlu bunu görüyor. Evet. Ev ve boy. Derinlik değil. Muntazam bir şahsiyet veriyor. Hepsine ayrı bir şahsiyet. Ve has sıfatlar hikmetli keyfiyetlerle yaratılıyor. Yani sen nerede kullanıldığını bilmese manasız dersin. Bilmiyoruz. Sonra öğrenince sen ilimle öğrenince ha diyorsun. Peki sen ha demeden önce o onun ayağını, kolunu vesairesini yapan senden önce ha demiş olmuyor mu? Değil mi?
Kuşun kuşu yazlık ilkbahar sonbahar elbisesine bak. Her sene son model. Her sene arabanın modeli değişiyor değil mi? Atın modeli değişiyor. Sığırın modeli değişiyor. Her sene son model. Bir iş yapacaksın, bir sanat yap, en son yapacağın ilk yapmışsın. Ustalık istiyor değil mi? Sonra maslahatlı cihazatlar ile dünyaya gönderiliyor. Hep maslahatlı. Mesela aslanı seyrettirdiler geçenler sildi. Abi dedi bunu seversin he. Dedim böyle şeyler. Baktım siz de görmüşsünüz aslan. Yavrusunun hiç de yakışmıyor ha tipini sevmek. Yavrusunu seviyor. Ya Rabbi yakıştıramıyorum ben buna. O pençe ya ağzını açmış dişler böyle. Pençeler böyle ısırdı kıçından o yavru. Seviyor, kokluyor Allah Allah. Ya Rabbi hiç yakışmıyor. O canavara başka hiç kimseyi tanımıyor, paramparça ediyor. O yavruyu yemiyor. Yani yaptığı iş hayvanlık mı, insanlık mı? He? İnsan gibi yapıyor bu işi ya. Hayvanı yapması lazım. Niye hayvanlık? Hayvanlık yaptığı için hayvandır da. Hayvanlık mı yapıyor? Düşünüyor, çok zeki. Ha, bu bakılmaya muhtaçtır. Korunmaya muhtaçtır. Getirmem lazım. Yedirmem lazım. Sır doğurduğu zaman veya diğer hayvanlar yalıyorlar. Niye? Şefkatinden zannediliyor. Tamam şefkat. Hayvan zaten şefkatini yapıyor. Ne yaptığını bilmiyor ki. Tıp ne diyor biliyor musun? Biyokimya diyor ki doğan yavru diyor. Vücudundaki deride diyor enfeksiyonlara, hastalıklara, mikrop almaya çok müsait. Hiç savunma sistemi yok. Mekanizması gelişmemiş ya. Bu dilimdeki diyor salyayı boşaltıyor. Yalıyor ya. Onun üzerine ince bir tabaka yaparak bu antibiyotik vazifesi yapıyormuş ve mikrop öldürme özelliğine sahipmiş o salyası. Jöle gibi bir şey abi. Kuruluş jöle gibi bir şey. Ben hiç dikkat ettim buna. Gerçekten bir şeyle kaplıyor. Evet. Anlıyor musun? Hayvan bunu bilmiyor ama yaptığı insanların Allah Allah. Niye? Ahırda bir hayvan dünyaya geldi. Şimdi pislikler için mikrop alacak. Yani bizim derimiz mikrop alıyordu, onun derisi niye almasın? Savunma sistemini ilk önce öyle geliştiriyor. Yani akıl iş değil mi ama akılsızdan çıkıyor. Ahırda o salya nerede imal ediliyor? Şimdi Japonların yaptığı matkapla taşları, asfaltları deliyoruz. Ama ağaçlar delip geçiyor. Kökü çıkar, sigara kağıdı kadar böyle zen kırılır. İstersen deneyin. Şişenin içine soğanı koyun. Bak. Tohumların şeyin köküne bak. Kırılacak kadar ama kayayı deliyor. Allah Allah. Matkapla deldikleri deliyor. Ha, Japonlar bakmış ki bu nasıl deliyor? Bu şey düşün kabul. Kök. Burada ne kimya imal ediliyor? Geliyor buradan kayaya mı gelitti? Damlayı boşaltıyor. Kaya bu damlayı görünce tık eriyor. Tık. Tık. O sıvıyla kaya eriyor. Japonlar diyor ki uzay teknolojisi kafası, insan kafası, bu kütük kafası. Kütük kafasının yaptığı, kütüğünün yaptığı kimyayı biz yapalım laboratuvarda grrrt yerine dökeriz, verir. Şimdi onunla uğraşıyorlar. Kimi modeli alıyorlar? Keresteyi. Sonra da bu işi yaptığı kereste diyor. O, bu ağaç şimdi kereste oldu, kereste olmuyor. Kereste yapabilir mi bu teknoloji? Sen laboratuvarda yapamıyorsun. Daha böyle bir sıvı yok. Şimdi ona mı vereceksin? Ve akıllısın. Ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor. Halbuki o mahsus zata ve o mahiyete hadsiz imkanat içinde o hususiyet vermek. Kulağın burada olabilirdi, gözün koltuk altında, koltuk üzerinde, koltuk altında gözün olsa böyle dolaştık. Diz kapandı olsa pantolonumu çekecektim bir düşsem. Omuzunda olsa bir tane ne var ne yok dedi gitti göz. Peki burada olsa kulağın olmaz yürürken hava ile gözün şey kulağın olacaktı duymayacak. Düşün ha gözün nereye koyalım? Ne kadar imkanlar olabilir? Mesela dilin altında, koltuk altında dil var. Çiğnedim de lezzet yok. Nerede lezzet almadığı gözü? Dil burada. Tüküreceksin, dile götüreceksin. Bay tekrar ağzı. Dil nereye koymuş? Nereden gıda geçiyorsa oraya koymuş.
Burunun deliğini eskide düşünüyordum. Niye aşağıda? Niye böyle değil? Öyle meğer yemek yiyorsun. Baktım ki patates yemeği çok güzel bir yemek. Etli metli. Meğer bozuk. Göz görür mü? Hani bazılar diyor gözün görmediğimi inanma. Bozuk yemeği anlar mısın gözle be adam? Ağza giriyor. Sıcak yemek ya. Yemeğin ne olduğunu... Bak yemeğin sıcaklığı yukarı yükseliyor ya. Dur bir dakika dur. Hemen müfettiş gibi. Sokma ağza diyor bozuktur. Bozuktur. Görmediğimi inanmayan diyen adam yemeğine bir bak hele. Anası dese ki oğlum şu yemeğin tadına tuzuna bir bak bakalım görüyor musun? Ana ekşidir. Gözde anlar mısın? Acayip bir şey. Ağzına. Ha demek ki burun deliği burada olmasa ağza gireni kontrol etmek için. Başka? Ağızdan çıkan nefesle girecek havayı nemlendirmek ve ısıtmak için. Başka? Burada olsa delik hemen nefes almak çok kolay olacağından her havadaki tozu alır. Ama buradan çekerken büyük tozları çekemiyoruz. Büyük tozları yukarıya çekmek yetmiyor. Ama burada asap atıyor. Burunun içindeki kıllara bakılarak mesleğimi söylüyorum. Bu arabalardaki hava yağ filtresi var. Yağ filtresi var veya hava filtresi. Bunlar ilk önce bulaşık telleri gibi tel var. Tel var, sonra yağ var, oradan geçiyor. Hani kıllara bakılarak hava filtresi yapılır. Acayip bir şey. Ciğere göre bu burun deliklerini ayarlamış. Ya hava almak çok iyidir diye öküz deliği gibi delik atsan bir nefeste ciğer patladı. Çünkü delik ciğerin hacmine göre. Neye benzer? Traktörün lastiğinin havasını bisiklete basmak gibi. Bisiklet lastiğine. Güm diye gitme. Acayip bir şey ya. Bilerek yapılmış. Arkadaşlar bilerek. Çok iyidir diye burnunu da büyütmemiş. Gözü de böyle yapmış. Bak hep ahenkli yapmış. Diş ön taraf kesiyor. Arka tarafı ötüyor. Öğüteni getir bu tarafa. Hayda. Güm. Ezilecek, kesilecek. Etikler. Bilerek. Gözükmüyormuşsun yani. Burada mantık yok mu? Kesmek, öğütmek. Öyle değil mi? Mantık bu değil mi? Doğru yapılmamış. Kim yapmış bunu? Anamız yapmış. Ulan bir dişimi doldurmak için 48 milyon istiyor. Diş dolduracağız. 48 milyon. Ben diyorum ki doğuştan bir dil yapmıyorsun doktor bey. Onu yapsaydım zaten para veremezdin dedi. Ulan doğru söyledin lan. Onu da doğru söyledin bak. Adam ömrü vermiş dişi dolduracak. Ya yapan? Ya mantığı bu var ya. Anne karnında diş imal ediliyor. Ulan diş doktoru mudur o? Ne garip ya. Ya düşünemiyoruz. Niye? Okumuyoruz ki kitap. Okusan ne olacak? Ölecek misin ya? Risale-i Nur'u böyle okusan hakikaten acayip ya. Derslere gitsen ha dersen kötü mü oldu? Geldiğinde kötü mü oldu? Derslere böyle gelsen ne olur? Kitap oku kardeşim. Ne olur biliyor musun? En kâr şu. Zorluk ibadetler yapılıyor böyle kahvede şunu bunu veya namaz kılamıyor. Niye biliyor musun? Şundan oluyor. Gelirse ne olur gelmez. Arabanın marşını düşün. Sağlam bir akü. Orta seviyede marş, akü. Anladın mı baygınlık? Akü, cere var ama bitmiş. Kıt. Aynı bunun gibi. Niye? Akü kullanıldı, şarj edilmemiş. Fara, kornaya, teybe vesaire gitti cerrah. Dinamo ile şarj etmesen akü biter. Aynı akü misal kalp gibi. Göz arama kayıyor, kulak kayıyor, fikir kayıyor, burun kayıyor, dokunma duygusu kayıyor, hayal kayıyor, kayıyor da kayıyor. Hep buraya darbe geliyor. Sen bunu şarj etmesen sağlam derse gelen kalp. Şu anda şarj oluyorsunuz. Ne olurun? Namaz. Hemen kapı verir namaz marşını. Orta marş. Namaz ama baygınlık gibi. Kalktı ama kalkmayacak gibi. Bir kalk ki. Kıl. Ceylan var, imam var ama namaz marşını çevirecek kadar. Ne yapmak lazım? En kısa bir zamanda şarj atölyesine gitmeniz lazım. Bana diyorlar ki ne iş yapıyorsun?
Ben diyorum ki şaz öteli. Hayır. Beyin de kalp şaz ötelisinde çıraklık yapıyor. Bazıları gururuna yediriyor da yediremiyor. Diyemiyor. Anlamadığını yani biliyor. Mahsus soruyor. Böyle diyorum ki ne? Sorsun teferatın da zemin olsun. Öyle mi? Sanki anladı. Bazıları dönüyor. Anlamadım dedi. Beyin ve kalp şaz ötelisinde çıraklık. Nasıl anlamadım dedi. Gel anlatayım sana. Ondan sonra bir zemin oluyor. Arkadaşlar şans oluyorsunuz. Şu anda merkezi hedefledik. İman. Ha ne olur biliyor musun? Şu anda şans olunca artık böyle derslere gelince böyle okumaya o zaman yani kılman lazım diye zorlamıyorsun. Tam tersini inanın yemin ederim Allah'a derslere sohbete gelseniz ya kılmamak sana vallahi sıkıntı verecek. Yaşıyorum ben ya. Ben kılmamış duramam ki. Kahveye gidemem. Yani gitmemem lazım olduğundan değil vallahi. Giremem. Sıkılırım ya. İtiyor da. İtiyor yani. İter. Yükleyince yükleyince nasıl girsin ya? Hani eşyanın hakikatini keşfediyorsun. Kendini fark ediyorsun. Bazı şeylerden sıyrılıyorsun. Her bilmek bazı şeyden sıyrılmaktır. Her tiryaki olduğunuz şey elinize vurulan palangadır. Nedir ya? Her cehalet önünüze konulan İtalyan çukuru gibidir. İmam-ı Gazali diyor ki, her bildiğin şey daha bilmen gereken ötelerden haber veriyor. Onun için her bildiğin şey cehaletini artırıyor. Cahil olan adam alim zanneder, alim kendisini cahil zannediyor. Bak, her bildiğin yeni şey daha ötelerde bilmen gerekenlerin habercisidir. Oralardan haber veriyor, bilmen lazım. Daha öteler, daha ötelerden haber veriyor ve o ötelere göre burası cahildir. Onun için her bilmen cehaletinin şuuruna erdiriyor. Cahilim diyorsun. Bazılar diyor hocam cahilim, ben iyi değilim. Aferin ben. Niye? Bir tarafın var ki iyi tarafın ki kötü tarafını anladın. İyiyim deseydin, işte kötü. Halbuki o mahsus zata, o mahiyeti hadsiz imkanat içinde o hususiyeti vermiş, hem suretler ad edince imkanlar ve ihtimaller içinde o nakışlı ve farikalı ve münasip, bak kuşun siması, kanadı, değil mi? Tek 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 oynatması, sığırın kuyruğu, yürümesi, beyin, boynuz, balıkların, ne aklına geliyorsa bakın, suretler, suretleri ruhuna uygun. Yani kuş için, şey, kedi için kanat eksiklik değil. Kedi bir de kanat verse ne olurdu düşün. Kuş bu yok oldu, akrep bu yok olur. Şey, akrep istila eder. Akrep yok istila etse yılan bilmem ne olur. İhtimalle tabii denge, eko denge bozulur. İçinde o bir de nakışlı farikalı. Yani hem süs yapıyor hem alamet oluyor. Herkesin bakın burnu aynı yerde. Ağzı aynı yerde, göz aynı yerde. Şu kadar bir yere 6,5 milyar kimlik kodlamış. Hiç kimsenin siması birbirine benzemiyor değil mi Ömer? Benzemiyor. Ha keza diyor ki ayette. Bak canım bakalım. 1400 sene önce düşün bu lafı. Sizin tekrar iadeniz şöyle dursun. Parmağınızın ucunu bir araya getirmeye kadiriz demek suretiyle insanların dikkatini parmak ucuna getiriyor. Kimlik. Bak bütün insanların tekrar iadesi, bütün organlar iadesi şöyle dursun. Parmağının ucunu bile bir ay tekrar yaratmaya kadiriz. El demiyor, kafa demiyor, kalp demiyor. Parmak ucu ne alakası var? Erkek. Aynı burun herkese aynı yerde. Mesela şöyle düşün. Bir profesör A koydu. L koydu, İ koydu. Ne olur? Ali, cahil adam. A koydu, L koydu, İ koydu. Ne olur? Aynı olur. Profesörle cahil koydu. Ha, herkes de burun aynı yerde, göz aynı yerde. Harf gibi düşün. Ahmet oldu, Hüseyin oldu, Kadir oldu. Harfler aynı. Fakat herkes farklı. Değil mi? Çok acayip. Ondan sonra hayvanlar sahibini nasıl tanır? Kokuyla. Bak, suret giydiriyor ama, bakın suret giydiriyor ama manasına uygun suret giydiriyor.
Mesela kuşa göre kuşun tipi iğrenç değil. Ne güzel diyorsun. Muhabbet kesici değil. Ne kadar tat. O kafayı senin kafana koyalım. Sök bu kafayı. Koy kuş kafası. Ne kadar koydun. Ha, bu kadarası var. 2,5 litre mide var. Doldur hadi ondan sabahtan akşama. Kıt 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 kıt. Mideyi doldur. Zaten kıt 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 yaparken doldururken harcıyorsun zaten. Kafayı değiştir bakalım. Ama oraya uygun. Buraya uygun değil. Allah. Kartalın gözünü buraya koy. Bazen düşünüyorum ya Rabbi. Ha bu gözlükleri atardım. 2 kilometreden net görüyor adam. 20 kilometreden eşya görüyor kartal. 2 kilometreden net. Onun gözüne bakılarak 9 tane büyüteç varmış. Kıbrı söylediği. Ona bakılarak 9 tane büyüteçti. F-16 şey yapılıyor. 2 kilometreden ben zerreyi gibi böyle tavşanın tonuyla otun tonunu fark edebilsem bu göz ne olur? Yaşantı olmaz ki. Tırnağımın ucundaki mikrobu görüyorum. Geldi iyi ha yemek. Öyle mesela yarasa. Ben 20 bin frekansı duyuyorum. Yarasalar 120 bin. Böyle uçarken bir yere çarpmaz. 30 santimetre aralıklarla bile uçabiliyor. Niye? Gönderdiği sesi duvara çarpıyor, yansıyor. O yansıyayınla o önümdeki engelin taştır, topraktır, plastiktir, en iyi boyun koordinatını çiziyor. E benim de o kadar hassas bir kulak olsa karıncanın sesini duyacağım yürüyüşünü. Geldi yaşa hadi. Bir misal söyleyeyim. Yatağım üşümeyeyim diye dün akşam divanımı dayandım o kalorifere, yastığı da koydum kalorifere. Yattım, aa baktım ki kaloriferdeki su devirhanını duyuyorum. Onu çektim bir tarafa. Ne oluyor? Bana veremedim. Ne olabilir ya? Bende bir şey mi var dedim. Aa olabilir dedim. Bir çıktım baktım gurgurluyor. Durdum. Aa bir de 120 bin frekans sesleri duysam aşağıdaki o karıncaları, o böcekleri, o dışarıda olan köpeğin yürümesi gece. O zaman ne olur hayat? Zehir olur be kardeşim. Karışma bu iş. Üniversitelinin bana dediği gibi. Dedim arkadaşlar Allah dese ki elini kalbini koy. Vicdanla koy. Şu gözüne mukabil kaç rekat namaz kılman lazım? Dedim. Kulağına.